Fon vurgunu davasında Seçil Erzan'ın fazladan para istemeseydi herkesin parasını verecektim diye suçladığı eski futbolcu Semih Kaya hakim karşısına çıktı. Kimseyi tehdit etmediğini, 4.1 milyon dolar teslim ettiği Erzan'ın faiziyle 10 milyon dolar vaat ettiğini iddia etti. Delil olarak da mahkemeye Erzan'la yazışmalarını sundu. Kimseden fazla para almadım, kimseyi tehdit etmedim. Seçile değil bankaya güvendim. Semih Kaya kendini böyle savundu. Seçil Erzan'la yüzleşti. Geçen duruşmada sıra gelmedi size. O yüzden bugün tekrar geldik. Saat 11.30'da başladı duruşma. Seçil Erzan ikinci duruşmada Semih Kaya'yı verdiği paradan daha fazlasını zorla almakla suçlamıştı. Ve geçen duruşma Semih Kaya'ya sıra gelmedi. Bugün işte dinlenme sırası Semih Kaya'da. Mahkeme onu tanık olarak dinleyecek. Dakikalar geçtikçe Semih Kaya'nın stresi de arttı. Hakim karşısına çıkmadan önce düşünceliydi. Seçil Erzan'ın tehditle suçladığı menajeri Fırat Özdemir'le konuştu. Semih Kaya'ya kulaklık uzattı. Ardından da Semih Kaya duruşma salonuna çağrıldı. Girer girmez ifadesi başladı. Seçil Erzan bana saklı bir fon olduğunu, fonun tamamen benim adım olduğunu söyledi, avantajlarından bahsetti. Ciddi şekilde iyi getirisi olduğunu söyledi. 2022 Nisan ayında ilk olarak 300 bin doları bu fona yatırdım. Semih Kaya toplamda 4.1 milyon dolar verdiğini ve Erzan'ın faiziyle 10 milyon dolar alacağını söylediğini iddia etti. Hatta Kaya mahkemeye bununla ilgili de bir mail çıktısı sundu. İddiaya göre o delil Seçil Erzan'ın bankanın üst düzey bir yöneticisiyle yazışmasına ait. O yazışmada Semih Kaya'nın adı açık açık geçmiyor. Ancak çok dikkat çeken bir ibare var. O da SK. O maildeki hesap numarası iddiaya göre Semih Kaya'nın ve yazıda 10 milyon doların yasal süreyi beklemeden maksimum bir ay içerisinde peyderpey çıkışının yapılıp muhasebeleşmesi uygundur yazıyor. Bu mailin görselini Seçil Erzan Semih Kaya'ya iletti. Mailin içeriğinin Semih Kaya'yı ikna etmek için Erzan tarafından değiştirilip değiştirilmediği soru işareti. Mahkemenin böyle bir yazışmanın olup olmadığını bankaya sorması veya bilirkişi raporu istemesi bekleniyor. Teşekkürler, sağ olun. Semih Kaya ve Seçil Erzan da yüzleşti. Ben Semih Kaya'ya bir şey sormak istiyorum. Semih Kaya bana bu para gelmek zorunda, ne olursa olsun bu para gelecek ifadesini kullandı mı, kullanmadı mı söylemesini istiyorum. Asla bir şey söylemedim. 10 yıldır futbol oynuyorum. Sözleşmelerime bakarsanız gelirimi göreceksiniz. Erzan kimdir ki bana ev alacak? Onun bana verdiği paraya mı muhtaç olacağım? Semih Kaya, Selçuk İnan'ı fona kendisinin sokmadığını kanıtlamak için Seçil Erzan'la mesajlaşmasında mahkemeye delil olarak sundu. Erzan o mesajlaşmalarda Selçuk İnan'a hoca söylemiş diyor. Kastettiği hoca kim? Orası da soru işareti. Kaya Seçil Erzan'ın daveti üzerine evine bir kez gittiğini ancak tehdit etmediğini de söyledi.